Cedur şuna. Cedur. Heh. Ne oldu, iyi mi Arzu abi? Çok şükür iyi. Sakinleşti sonunda. Oh. Yalnız ben size bir şey diyeyim mi? Bu var ya daha çok gidip gelecek o E.T.'nin yanına. Ah. Ne bakıyorsunuz ulan? Ben mi yazdım Elifçioğlu'nun kağıdına abuk sabuk şeyler? Valla inanması zor ama bu Laz bu sefer doğru söyler valla. Adamın başını ağır bir de belaya soktuk be. Ya aman boş verin be. Fena mı abi işte bu arada da tedavi olur. Niye? Ne yapacaklar Arzu abiye? Lan oğlum doktor sakinleştirici yaptı be. Vallahi gerekirse hava değişimine falan göndereceklermiş. Ne dedin sen? Hava değişimi mi? Bir daha de bakayım. Hava değişimi? Hava değişimi! Geliyor geliyor adına kudur kudur kudur. Yeter artık. Canım atak etti. Su deposuna çıkıp atacağım kendimi aşağı. At ulan! Atmazsan hayvan ne biçim açlık oğlum? Bana bak doğru konuş Kezban atarım suratına Kezban! Ne Kezban'ı be Kezap! Uy ulan sen çim... Sen ne ha taka! Lan gelmeyin derim ha! Var ya boğrarım jiletlerim kendimin namususu! Yapma bu sefer yapma Vedat! Dertler derya olmuş ben de bir sandal devrilip batmışım boğulmuşum ben! Bravo! Bravo! Ne oluyor burada? Yok bir şey komutanım. Sizi görmedik pardon. Psikolojimiz bozuk. Anlamadın mı? Şimdi biraz işim var. Saat 4'te hepiniz ofisimde olun. Ah ulan ah. Bir kolunu çok sevdim. Of. O beni hiç sevmiyor. Anam meregem kavur balıkları. Anam meregem kavur balıkları. Evet, sizi dinliyorum. Sen başla bakalım revirci. Vallahi nereden başlayacağımı bilmiyorum ben. Böyle içimde çok büyük bir sıkıntı var. Mübalağa etmiyorum, çok büyük bir sıkıntı. Ya benden 21 yaş küçük bir kardeşim olacak. Kader. Bir sonra benim terlik istirahatimi aldılar. Belki duymuşsunuzdur. İnanır mısınız? Bakın mübalağa etmiyorum. Asla. Bu postaların içinde ayaklarımın psikolojisi bozuldu. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Terlik istirahati? Lokantamız vergi borcu yüzünden kapandı. Ocağım söndü komutanım. Ölmek istiyorum. Sen böyle yemeğe devam edersen zaten öleceksin Cumhur Efendi. Sarı kızım öldü komutanım. Öldü. Ben gırdat açayım komutanım. Yani klarnet çalarım. Sibel Can'ın arkasında çalarım. Daimi klarnetçisiyim. Sonra bu askerlik girdi araya. Benim bir tane Gülşüm teyzenin oğlu var. Şimdi adını almak istemem. Bozdu kendini. Benim işimi elimden aldı. Ondan sonra komutanım babamcıl dedi ki olmaz. Dedim niye? Bu kartlar her yere satılıyor dedim. Dağ başı burası kimse almaz ki dedi. Müjdeyle de yeni tanışmışım. Para lazım. Komutanım bizim oraya da parası olmayan, işin olmayan kiz vermiyorlar. Ha komutanım aklıma geldi. Bizim orası dedim da bir gün cevirirseniz bizim oralara cezdiririm sizi. Komutanım o kadar güzel yaylalar vardır ki bizim oraya. Havada çıkarıp beraber. Oğlum sadede gel derdin ne? Şşş Vedat. Neydi ula benim derdim? 10 minutes 20 million sir. 20 hiç. Grup indirme yaparız abla. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. Dertlerinizi dinledik. Peki çözüm olarak ne öneriyorsunuz? Vallahi komutanım ayıptır söylemesi şöyle bir 10 gün hava değişimi verseniz hiç fena olmaz. Ben bir haftaya da razıyım. Ya komutanım eğer fazla geldiyse 5 günde olabilir. Jumbo. Kartop. Bunlar onun gerçek arkadaşlar. Hamza hasta değilmiş. Ben ne yaptım ya? Of. Özür dilerim komutanım. Büyük bir hata yaptım. Pek anlayamadım Üsteğmen'im. Hangi konuda acaba? Hem Hamza hem de diğer askerler konusunda. Hamza hasta değilmiş. Diğerleri de. Durun tahmin edeyim. Hava değişimi istediler değil mi? Evet komutanım. Signores. Levent Üsteğmen çağırıyor hadi. Hayırdır? Seyfi ne oldu lan? Vallahi şu sizin hava değişimiyle ilgili dedi. Aa, hava değişimi mi? Öyle dedi ben anlamam. Oğlum hava değişimi nereden çıktı lan şimdi ne o? Oo senin dünyadan haberin yok şaşkın. Sen daha geç çarşılarda. Uy uşaklar yırttık. Etemaz Teğmen bize hava değişimi verdi. Eve gidiyorum. Ne oluyor lan? Bölüğün havası değişiyor paşacığım. Gelin bakalım. Etemaz Teğmeniniz bana durumu anlattı. Demek çok bunaldınız. He komutanım depresyondayım. Dert üstüne dert komutanım. Komutanım evet ben de son günlerde biraz asabileştim. Kafayı yedik komutanım. Komutanım geri dönülmez bir depresyon içindeyiz. Karabasam, afakan. Demek yine depresyon konusu ha? Anlaşıldı. Hava değişiminden başka bir çözüm yok gibi gözüküyor. Gel Hamza gel. Çekilin bakayım depreşikler. Getirdik komutanım. Allah. Ne dersin Hamza? Açık havayı gelir değil mi arkadaşlara? Evet komutanım. Bahar geliyor yavaş yavaş. Cemreler düştü. Hadi bakalım alın malzemeleri arkadaşlar. Alın dedim. Emredersiniz komutanım. Madem hava değişimine ihtiyacınız var, ben de düşündüm. Sizin için bir kır gezisi düzenledim. Nasıl? Hoşunuza gitti mi arkadaşlar ha? Vallahi komutanım ya.